Hera ayaklandı, biraz su içti, çişini yaptı, şimdi duruyor, yatmak istiyor. Onun dolaştığı her yere böyle çarşaf, yatak serdik. Ameliyat sonrası bakımı önemli dedi 6 hafta doktoru. Ani hareket etmeyecek, kontrollü her zaman çıkacak, kontrollü yürüyecek. Bu yakalığı da 5-6 gün duracak. Değil mi kızım? Herkese merhaba. Evet, Hera ameliyattan çıktı. Eve geldik. Onu hemen ameliyat yemeği, operasyon sonrası bakım yemeği yapmam lazım. Ama bu evde tenceremiz yoktu. Şöyle bir adet tencere aldım. Bu şekilde. Çelik tencere. Zerdeçal aldım. Bunlar Hera için aldıklarım. Bir de tavuk göğsü aldım. Gelirken pazar gördük. Şöyle pazardan Hera için brokoli, yeşil sakız kabak ve tatlı bal kabağı aldım. Bu arada terliklerim koktu. Migros'tan, 101'den kendime şöyle bir de terlik aldım. Yedek bir şeyim olmayınca ne yapalım? Aldık. Ay, çıkartamadım. Hemen şunları bir giyeyim. Oh, çok güzel. Evet, operasyon sonrası köpekler için yemek,
ben ne kullanacağım? Tavuk göğüsü, brokoli, yeşil sakız kabak, bal kabağı, havuç ve kepekli makarna kullanacağım. Şimdi öncelikle brokolimi yıkayıp haşlayacağım. Daha sonra tavuk göğsünü haşlayacağım. Makarnayı tavuk göğsü suyunu haşlayacağım. Aşamaları çekmeye çalışırım. Şu tenceremi bir açıp yıkayayım. Bu da önemli. Bu güzel. Brokolileri güzelce yıkadım. Tencereye su koydum. Kettle'da kaynattım. Şimdi birazcık daha böyle kaynasın. Brokolileri ekleyeceğim. Brokoli ile başlıyorum. Brokoli haşlandı. Şimdi tavuk göğüslerini haşlayacağım. Tavuk göğsü için tencereye su ekliyorum. Ve 2 adet tavuk göğsünü ekliyorum suyun içerisine. Ve haşlamaya bırakıyorum. Tavuk göğüslerimi 4'e 5'e böldüm. İyice haşlanmak üzereyken içerisine küp küp doğradığım havuçları ilave ediyorum. İlave ettim. Haşlamaya devam ediyorum. Daha sonra tavukları çıkartacağım. Sebzeleri ekleyeceğim ve makarnayı ekleyeceğim. Yani tavuk suyuna sebzeli makarna olmuş olacak. Tabii ki tavuklu. 2 adet şöyle sakız kabağım var ama küçük boy. Küp küp doğruyorum. Kabakları doğradım. Şimdi bal kabaklarını doğruyorum. Haşlanmış olan tavuk göğüslerini bir tabağa çıkartıyorum. İçerisine yaklaşık 1 su bardağı kettle'da ısıtmış olduğum sudan ekledim. Ve kapağını kapatıyorum. Kaynamasını bekliyorum. Su kaynadı. Ben kepekli makarna kullanacağım. Dilerseniz kepekli pirinç de kullanabilirsiniz. Hepsi çok. Yarısını içerisine atacağım ve haşlamaya bırakacağım. Şimdi şöyle bir karıştırıyorum ve haşlamaya bırakıyorum. Makarna şu anda orta pişmiş kıvamda. Bu kıvamdayken kabakları ekliyorum. Evet, kabaklarımız da hafif yumuşadıktan sonra haşlamış olduğumuz tavuk etini, haşlamış ve doğramış olduğumuz tavuk göğsünü karıştırıyoruz. Ocağın altı hala açık bu arada. Kaşığım da yok. Eksik malzeme. Tavuğu koyduktan sonra brokolileri ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Yemeğimiz hazır. Şimdi kapağını kapatıyorum. Ocağın altını da kapatıyorum ve demlemeye bırakıyorum. Oda ısısına gelene kadar bekliyorum. Servis yaparken belki o anda çekemem. Bir tatlı kaşığı zerdeçal, bir çorba kaşığı saf sızma zeytinyağı ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz, veriyoruz. Afiyet, bal şeker olsun, şifa olsun.